toz şeker ve limon tuzuyla kaynatılan 150 dereceyle dolaba aktarırız. Ondan sonra çöven suyu, yani çöven kökünden elde ettiğimiz suyla beyazlatır, kıvam veririz ona. Dolapta çarparak beyazlatılır. O kıvamı elde ettikten sonra pişme ayarına kadar pişiririz. Ondan sonra alır ayrı bir kazanda fıstık veya ceviz ilave ederek kalıpları alır, soğuturuz, halka sunarız. Adım Fatih Cılboğlu, firmamız ismi Cılboğlu Şekerleme. Yaklaşık 1973 yılından kurulmuş olan bir firmayız. Barfamızın meşhur kütküt helvasını üretmekteyiz. Bu kütküt helvasının hikayesine gelince yaklaşık 100 yıllık bir helva. Bu helvanın biz de atalarımızdan öğrendiğimiz şekilde, aynı şekilde eski usullere uygun, yaklaşık 100 yıl önce helva nasıl yapılıyorsa yine aynı şekilde yapıyoruz. Ve helvamız tamamen organik olup toz şeker, limon tuzu ve çöven suyu denen bir ekstrat kullanıp, yani çöven suyu da bir bitkinin ağaç köküdür. Bunları kullanaraktan bu helvayı yapıyoruz. Bu helvamız şöyle meşhur olaraktan işte bu Alaçam'da hıdrellez olur mesela, geyik koşanda. Güreşler falan olur. Burada o piknik yapılırken bu helva muhakkak orada yenir. Yani bir adet, gelenek, görenek olmuş. Bu helvamız diğer yörelerde de vardır ama kıvamla biraz daha farklıdır. Yani mesela Ordu'nun Perşembe ilçesinde vardır ama onun mesela biraz daha böyle şeydir, sıvıdır. Bizim helvamız daha çok böyle nuga gibi düşünebiliriz. Daha sert, daha sakızlı ve helva kesilirken nasıl Kahramanmaraş'ın meşhur dondurması var, satırla keserler. Biz de bu helvayı satırla kestiğimiz için bizim kendi halkımız, yani Barfalı insanlarımız buna kütküt helvası demişlerdir. Ama normalde yani bunu geleneksel olarak adı kos helvadır. Ama işte Barfalı insanlar işte kütküt helva diyen var, taş helva diyen var. Özellikle bu helva işte Nisan ayında, Mayıs ayında veya kışın tatlı olarak, enerji versin olarak tüketilen bir helvadır. Ve Barfa'dan İstanbul'a giden, Bursa'ya giden, Ankara'ya giden insanlarımız bu helvayı hediye olarak oradaki akrabalarına, arkadaşlarına işte Barfa'mızın işte kütküt helvası, meşe helvası diye götürürler.